Merhaba arkadaşlar. Ay Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu bilekliği çalışacağım. Şöyle çiçek kristalleriyle beraber 0,11 kum kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Gayet şık ve güzel duruyor. Şimdi şöyle bakayım. Burada kullanacağım malzemeler şöyle 4 numara çek kristalleri arkadaşlar. Ve 0,11 kum boncuğum var burada. Evet. Burada böyle dursun model olarak. Buraya koyayım. Burada paraşüt ipi kullanacağım. Paraşüt ipleri şöyle uçlarına da böyle çelik kapamalar var. Onlardan kullanacağım arkadaşlar. Toplar. Çakmak. Ve iğne. Evet, başlayalım arkadaşlar. Şimdi şu ucunu yakıyorum şöyle. Hemen kullandım. Bu çelik toplardan birini geçiriyorum. Buradaki uçlarını birleştiriyorum. Evet, iğnem ve ipim. Bu arada ipimi uzun tuttum arkadaşlar. Tek iple bitireceğim çünkü ekleme yapmayacağım. Daha sağlam olsun diye. Şimdi buradan başlıyorum. İlk önce burada bir sabitleme yapacağım arkadaşlar. Ucunu biraz yakacağım. Evet. Buraya daha iyi gizlemek için. Şimdi buradan paraşüt ipine sabitleme yapacağım. Ve başlıyoruz. Burada sabitlemeyi yapıyorum arkadaşlar, sağlam olsun diye. Tekrar dönüyorum. Tekrar bağlantı yapıyorum. Evet, buraya geçiyorum. Burada bir bağlantı daha yapıyorum. Evet, bu şekilde sabitledim. Ve buradaki boyutları da aynı. Şimdi 2 kum aldım. Bir kristal alıyorum. 2 kum alıyorum. Buradan çaprazlıyorum arkadaşlar. İki boncuktan yukarı doğru çıkıyorum. Bir boncuk kum alıyorum. Kristalden geçiyorum. Elimi çeviriyorum. Tekrar bir kum alıyorum. İki kumdan geçiyorum. Buradan tekrar geçiyorum arkadaşlar boş olarak. Elimi çeviriyorum. Burada 3 kumdan yukarı doğru çıkıyorum.
Evet. Şimdi. 1, 2 kum aldım. Bir kristal aldım. 2 kum aldım. Bu şekilde. Hemen buradan çaprazlıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ipim burada. Hemen bu kumdan yukarı doğru çıkıyorum. 3 kum alıyorum. Buradaki kumdan kristalde karşıdaki kuma geçiyorum. Burada elimi sıkı tutuyorum arkadaşlar. 1 2 3 kum aldım. Şuradaki tek kumdan kristalden geçiyorum. Burada şimdi hemen şuradaki kumdan yukarı doğru çıkıyorum. İpimi arkaya yatırıyorum. Buradaki kum ve kristalden geçiyorum. Tekrar 2 kum alıyorum. Bir kristal alıyorum. Tekrar 2 kum aldım. Çapraz yapıyorum. Elimi çeviriyorum. Şuradaki tek kumdan yukarı doğru çıkıyorum. Üç kum aldım. Kumdan kristalde karşıdaki kuma geçiyorum. Tekrar 3 kum alıyorum. Buradaki kumdan kristalden geçiyorum arkadaşlar bu şekilde. Elimi çevirdim. Hemen buradaki kumdan yukarı doğru çıkıyorum. İpimi arkaya yatırıyorum. Kumdan ve kristalden çıkıyorum. Tekrar 2 kum alıyorum. 1 kristal, 2 kum. Çaprazlıyorum. Elimi çeviriyorum. Tek kumdan yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar 3 kum alıyorum. Kumdan, kristalden kuma geçiyorum arkadaşlar. Pardon, kumdan geçemedim. Tekrar 3 kum alıyorum. Kumdan kristalden geçiyorum. Elimi çevirdim. Tekrar bu kumdan kumun arasına geçiriyorum ipimi. Kum ve kristalden geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde ben bitireceğim. Evet, buraya kadar geldim arkadaşlar. Tekrar şimdi bitime yakın aynı şeyi yapalım. 2 kum, 1 kristal. Tekrar 2 kum alıyorum. Çaprazlıyorum.
Elimi çeviriyorum arkadaşlar. 3 kum alıyorum. Kristalden ve kumdan geçiyorum. Tekrar 3 kum alıyorum. Tekrar buradan yukarı çıkıyorum. Tek boncuktan arkadaşlar bu şekilde. İpimi arkaya atıyorum. Kumdan ve kristalden çıkıyorum. Evet, şimdi son sıradayım arkadaşlar. Tekrar 2 kum, 1 kristal, 2 kum alıyorum. Elimi çeviriyorum. Kum alıyorum. Kumdan, kristalden karşıdaki kuma geçiyorum. Tekrar 3 kum alıyorum. Kumdan, alttaki kristalden dönüyorum. Evet, şimdi bitimini göstereceğim arkadaşlar. Buradan kristale geçiyorum. Şimdi bunu bilek boyu kadar yaptım böyle. Paraşüt ipi kullanacağım için çok uzun yapmıyorum. Tekrar evet ucunu yaptım. Top çelik topu geçirdim. Şuradaki boyutları tamamladım. Evet, tekrar buna şimdi sabitleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu böyle tutuyorum. 2 tane kum alıyorum. Buradan geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu böyle duruyor. Tekrar 2 kum alıyorum. Kristalden böyle çaprazlıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki sabitlemeyi de yapacağız. 1 kum alıyorum. 2 kumdan geçiyorum. Arkaya doğru attım arkadaşlar. Şimdi buradan boş geçiyorum. Elimi çeviriyorum. 2 kumdan aşağı iniyorum. 1 kum alıyorum. Kristalden geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki sabitlemeyi de yapıyorum. Bunların içinden böyle 2-3 tur döneceğim arkadaşlar. Evet, turlamayı bitirdim. Şimdi artan ipimi arkadaşlar burada böyle şey yapacağım. Böyle gezeceğim aralarda, böyle aralarda. Daha sağlam olması için bunu gezdireceğim. Bit. Evet arkadaşlar, ipimi bilekliğin aralarındaki boncuklardan işledim ve bitirdim. Şimdi göstereyim nasıl gittiğimi. Şuralardan sabitliyorum ki hem sağlam oluyor hem de görünüşü düzgün oluyor. Evet, şimdi son aşamaya geldim. Burada hem ipimi değerlendiriyorum hem de bilekliğimin daha sağlam olmasını sağlıyorum. Onun için bu araları geziyorum arkadaşlar.
Siz de yaparsanız daha iyi olacaktır. Evet, şimdi. Düğümleri tek düğümle kapatmayalım arkadaşlar. Çünkü çözülme ihtimali olabilir. Daha fazla gezip daha fazla düğüm atabiliriz. Şöyle son sıramı da yapayım. Boncukların aralarından girmek biraz. Evet, buraya geçelim. Ay. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bu makramenin yapılışına. Şimdi buradaki bu şunu yapacağım arkadaşlar. Hem farklı ip kullanmıyorum, tek iple yapıyorum. Hem daha güzel duruyor, hem de fazla ip kullanmamış olurum. Evet. Şimdi elimi bu şekilde alıyorum. İplerim bu şekilde arkadaşlar. Buradaki ipi, şu ipimi, bak şu ipimi arkaya doğru çekiyorum şöyle. Böyle çaprazlıyorum yani şu şekil. Alıyorum. Buradan böyle ilmek yapıyorum. Bu şekilde. Bu kullandığım ipi bu tarafa alıyorum. Arkadaki ipi kullanıyorum. Bu aradan geçiriyorum. Buraya iyice oturtuyorum ve sıkıyorum. Bu ilmeği hiç çıkarmıyorum arkadaşlar. Tekrar kolumu çeviriyorum. Buradan alıyorum. Tekrar içinden geçiyorum. Buraya yerleştiriyorum. Ve bunu sıkıyorum. Şu parmağımda olan ilmeği tekrar böyle sabit tutuyorum. Bu ipimi alıyorum. Tekrar buradan geçiriyorum. Bunu sıkıyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet, bu şekilde hep bu kullandığım bilekliği çeviriyorum. Elimle beraber şöyle. Evet, bu ipi buraya koyuyorum bu şekilde. Buradakini çekiyorum. Bu çektiğim ipi bir dahaki sefere kullanacağım arkadaşlar. Çeviriyorum. Bu şekilde içinden geçiyorum, oturtuyorum ve çekiyorum. Tekrar çeviriyorum. Evet, ipi buradan geçiriyorum. Buraya sabitliyorum bu şekilde. Ve bunu çekiyorum. Tekrar bu şekilde. Bu ilmek hiç değişmiyor arkadaşlar. Bu ipi çektiğim için bu ipi kullanacağım şimdi. Arkaya çeviriyorum. Aradan geçiriyorum. Bunu sıkıyorum. Evet, tekrar çeviriyorum arkadaşlar bu şekilde. Aradan geçiriyorum. Bunu sıkıyorum. Şu ilmek böyle tutuyorum, çeviriyorum. Arkadaki ipi kullanıyorum. Böyle yapıyorum. Evet. Şimdi tekrar aynısını yapıyorum. Buraya oturtuyorum arkadaşlar şöyle. Böyle çekiyorum. Tekrar çeviriyorum. Aradan sıkıştırıyorum. Evet, bu boyut buna yetiyor. Şimdi bu ilmek bu ip olduğu için bunu da sıkıştırıyorum arkadaşlar. İyice sıkıştırıyorum. Ve böyle bir çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi bu tarafı deneyelim bir daha. Tekrar bak. Bakın arkadaşlar. İpim bu şekilde duruyor. Böyle. Bu şekilde.
Buradaki ipimi alıyorum. Parmağıma doluyorum. Burada bir çember oluşturuyorum arkadaşlar böyle. Burayı sabit tutuyorum. Bu kullan çember yaptığım ip. Şimdi bunu alıyorum. Arkadan çeviriyorum. Tekrar aradan buraya yerleştiriyorum ve bunu çekiyorum. Tekrar burayı sabit tutuyoruz arkadaşlar. Arkaya çekiyorum. Aradan geçiriyorum. Bunu çekiyorum. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu ipimi arkaya çekiyorum. Aradan geçiriyorum. Sabitliyorum. Bunu çekiyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde bitireceğim arkadaşlar. Evet, bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi makramesini yapalım. Kapamasını. Evet, böyle yerleştirdim. Şimdi bunu aldım. Burayı düzgün tutuyorum. Burada açma kapama oluyor arkadaşlar. Bu makromeyi artık herkes yapıyor. Onun için çok uğraştırmama gerek yok. Evet. Şimdi toplarını geçirelim. Evet, bitmiştir arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha değişik videolar için buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.